değil mi? Videoda öyle çok şey görünmüyor. Canlı gördüğü zaman bayağı yüksek, bayağı da salımalı. Yüksek abi biraz işte hem tüy değişimine geldi Volkan abi. Ya şimdi bahar mevsimi olduğu için o çok normal. Bizim de köpeklerin üstünde hep başladık yatmaya. Biraz zayıfladı hayvan yani, güzel baktık aslında ama. Vallahi ben sana diyeyim, bunun kangallık oranı da çok yüksek. Çok çok tepek, çok yani basit bir kusurları var. Onun haricinde güzel bir kangal köpeği. Yani bunu güzel bir erkek kangalla, saf kangalla çiftleştirirsen emin ol daha çok toparlar. Yani çok ufak bir, yani neredeyse yok denilecek kadar dudak payı var. Yoksa kafa yapısı falan. Güzel, anladım. Bayağı da salı. Uzun şey zaten yani. Ya bir de videoyu izledim, videoda mesela şey görünüyor. Daha ufak böyle. Ama böyle canlı görünce yok. Maşallah. Abi bir de bunun damarında hayvana karası da var. Yani ne yavruları ne? Kara atıyor abi. Ben Aziz'den aldım bu köpeği. Yani Aziz'den aldım. Hayvana karası atıyorsa muhakkak ya dedesinden. Yani bir şey damarında var abi. Belki de işte bu ufak kusurlar da oradan geliyordur, biliyor musun? Olabilir. Yani ama ya kangal yavrular atabilir yani. Ya köpeklerle eşleşirse. Çok da sert bir kişi. Abi akşamları hiç durmuyorlar. Yani akşam sabaha kadar hep alanı tarıyor hayvanlar. Yerim de çok biraz... O konuda iyi. Yani burada yabani hayvan falan da var. Domuz olsun, kurdu olsun. Hatta geçenlerde bir videonu izlemiştik. Kurtları tam görüntü alamamışsın ama köpekler orada kurtçuluğunu yani göstermiş. Hiç sürmeleri, koku sürmeleri yani o kokuyu aldıktan sonra bayağı bir değişmiş. Abi aşırı zaten bunlar dışarıdan tam takım oldular. İkisi acayip bir sürüyorlar yani. Maşallah. Zaten şu an boş değil mi? Gebe falan değil. Yok abi, gebe değil. Yavrudan çıktı. Yavrular da azizdeydi zaten. Zaten yavruları yaklaşık şu anda 2,5 aylık falanlar abi. 2,5 aylık. Yani 2-2,5 aya. Aynen abi. Hemen hemen. Kızana gelebilir. Serkan'la da güzel olur. Nasip olursa Serkan'la işlemeyi düşünüyorum. Hayırlısı. Var mı? Bana bir işimiz var. Abi Marla da Sivas'tan Erzincan'a geliyor. Kemah'a. Kemah'tan Aziz kardeşim alıyor. Bu da Aziz'deydi değil mi? Bu da Aziz'deydi. Bu dişi de Aziz'deydi. Anadolu çoban köpeği yani. Evet abi, kangallık şeyi yok yani. Baktığın zaman zaten arasında bayağı bariz bir fark var. Abi bu dişi yabaniye çok iyi yani. Daha da yetişmiş hayvan. Zaten şimdi şöyle bir durum da var. Önemli olan senin istediğini verebilmesi. Yani illa da saf kangal, illa da şey olacak diye bir şey yanlış. Yani sen burada hayvancılık yapıyorsun. Yerinde mesela uca bir yerde, şöyle etrafı da göstereyim arkadaşlar, yakınlarında evi bayağı uzak şuraya. Normalde burayı koruyabilmeleri, yabani bir şey sokmamaları, senin de istediğin bu zaten. Zaten abi biz hayvanlara gitsin diye getirdik. Yani, hayvana da yani sürüye de gidiyor, dört yani dört kusursuz. Anadolu çoban köpeği de küçümsenecek bir ırk değil yani, bizim milli değerlerimizden birisi. Zor yani, gerçekten böyle saf Anadolu çoban köpeklerini bulmak zor. Şimdi milletlerle bir... Çok güzel bir damızlık abi. Evet. Yavru da çok güzel yavruları var yani. Atıyor. Bunu da şeye getirmiş. Şöyle bir yorum da yapıyorum. Mesela köpek kırma köpek, neyin ne kırıldığı da belli değil. Hemen onu Anadolu çoban köpeği sıfatına sokuyorlar. Aynen. Yani, işin kolayına kaçıyorlar açıkçası, anladın mı? Ama yani mesela Anadolu çoban köpeği bunlar. Yani özellikle sürüdeki hareketleri, karakteri, onlar bizim için önemli olan. Ama adam Malafa'yla da kırmasına aynısını diyor. Atıyorum zağırla da, bizim zağır diye tabir ettiğimiz ufak kurt kırmaları var biliyorsun. Onlarla da çiftleşince biraz benzince, ona da hepsine de yani Anadolu çoban köpeği. Bilinçsiz çok insan var abi. Aynı. Bilinçsiz yani bu işi bilmeyip yani de yorum yapan çok insan var. Çoban köpeği bizim zaten için çok değerli yani. Evet, burada da mesela Ceperkül. Değil mi? Ceperkül'ü bunlar. Ceperkül'ü lakabı abi. Bu köpek... Şunun bakar mısın? Yani tamam, boyu biraz ufak. Zaten lakabı da oradan geliyor abi. 80 de yoktur tamam ya. Ayhan abi hoş geldin. Maşallah. Çok kalın bir hayvan. Abi bunu da meydanlarda daha önce zaten hep meydanlara çıkartmışlar. Nasılsın abi, iyisin? İyiyim abi, sağ olasın. İlk senin gibi birinin eline geçti meydanlardan. Biz de aldık yani, damızlık olarak kullanacağız. Evet. Abi bunun babası da Erzurumlu Keleş. Babası da Makedonya'ya şöyle çekeyim. Abi. Oradan gelme değil mi? Aynen. Kaç yaşındaydı bu? Abi bu da 8'e girecek. Şimdi biri kırık herhalde. Bir dişi de kırık. Evet. Dişi kırık zaten, diğer dişi de uçtan kırılmış. Alt dişi yok. Ama iyi baktın maşallah. Vallahi yemiyoruz, bunlara yediriyoruz Volkan abi. Allah emeklerini boşa getirmesin. Bayağı sallı yani. Tamam boyu yok ama bu sallı kalınlığı açığını kapatıyor, biliyor musun? Yani bu
O yüzden meydancıdır muhtemelen. Abi yani biz zaten bunu getirdiğimizde Volkan abi çok zor alıştırdık. Köpeklerimizle de zor alıştırdık. Bir de salıyorduk, dişilerle birlikte gidiyordu. Mesela karşıda köyler var, yukarıda köyler var, gidip bunların köpeklerini boğuyordu. Yavaş yavaş tabii ki köpek de kalabalık. Onlara uyum sağlamaya başladı yani. Biraz o meydancı hatta kafasından çıktı. Hatta videosunda da izlemiştim bunu. Mesela burada hiçbir tepki göstermemişti. Köpeklere tepki göstermişti. Şerkan'a o da işte gitti. Bilmediğinden yani çünkü sürüye falan gitmemiş dediğin gibi. Abi ben zaten daha önce de söyledim. Bu köpek hayatında hiç yabani hayvan görmemiş. Evet. Ama ben bu köpeği niye aldım? Ben bu köpeği almadım. tamam. Geri geldik ya. Ben bu köpeği alma nedenim de Volkan abi. Bunun altından çıkan yavrular çok karakterli. Tamam. Bir tane mesela büyük yavrusu var. Kurt testinde biz onu da test ettik. Mesela kurdu kitleyip bırakmadı. Evet onu ben de izlemiştim. Hatta ben de oradaydım. Beraber. Diğer oğlu da Escobar. Escobar da aynısı abi. Yani 3-4 aylık olmasına rağmen. Bu yavru bunun oğluydu değil mi? Bunun oğlu. Dedesi de Escobar. Erzincan'da. Sen zaten bilirsin abi. Yani o hem anne tarafı hem baba tarafı çok sağlam. Yani hattı çok sağlam. Ayağımda çeteyle bakın. Kaç aylık bu şimdi? Abi bu 3,5 aylık. İki kere gençlik geçirdi abi. Ellerini ayaklarına koysana maşallah. Yani bayağı elli ayaklı. İki kere de gençlik hastalığına yakalandı abi. Yani emin ol bu babası gibi kalın olur ama babasından çok daha büyük olur gibi. Yani şimdiden böyleyse. Abi zaten bizim yaratmak istediğimiz de neydi biliyor musun? Cep Herkül'ünün biraz daha boylusunu. Ama işte bu babası sürü falan bilmiyordu ama şimdi senin sürülerin olduğu için bu yavru da onların içinde yetişeceği için emin ol çok iyi bir kurtçu da olabilir. Yani senin diğer köpeklerinle, dişilerinle. Volkan abi zaten biz bunu hani kurdun yanına götürdük. Hani yavru köpeğin kurda bineceğini hiç tahmin etmezdik, hiç düşünmedik. O yüzden biz de çekmedik o sahneyi. Keşke çekebilseydim. Gitti kurdun ayağından yakaladı abi çekiyor. Kurdum. O sahneyi biz çekemedik. Yani çekseydik müthiş bir mesela ben çok yavru büyüttüm ama çok cesaretli. Köpekler dövüşüyor gidiyor ortasına giriyor. Yavru ya değil mi? He bu da giriyor. Oğlum dedim daha senin boyun bozsun da. Ama dikkat et yavruyken çok şey yapmamaya çalış. Abi bu köpek beynince çok daha farklı olur. İki kere gençlik geçirdi. Ama ona rağmen bence iyi büyüyor. Yani gene ama de da güzel bakıyoruz. Büyüyor yani. Hiç gelişiminde fazla sıkıntı olmadı. Kerata çok büyüdüğü zaman tekrar bir yanına gelir. Yani bunun büyümesini ben de çıkmarak biliyorum. Vallahi abi bunun benden çok isteyen vardı. İşte o kurt testinden sonra vermek istemiyor değil mi? Elimiz gitmedi. Yani yavruyken böyleyse büyüyünce ne yapacak acaba değil? Ama yani müthiş bir kanı sahip abi bu köpek de kan çok ben sağlam şimdi, kanı var yani. Uzat dalmaması falan da olmaz çünkü hayvan bilmiyor, görmemiş. Yani yabaniye gitmemiş, sürüye gitmemiş. Zaten abi ilk yanına gittiği zaman da kurdun direkt gitti. Hani bir çekinme şeyi yok. Belki de canlı olsaydı. Işte. Veyahut da şöyle diyeyim. Biz aslında bu kurt testinde bazı yanlışlarımız da oldu. Hani acemiyiz bilmedik. Şerkan'ı salmasaydım, bununla bir dişiyi salsaydım o zaman ben test ederdim bunu. Sürü sardın yani aynen. Normalde bir tane iki tane yani bir dişi bir erkek falan bıraksaydım çok farklı olurdu. Yani hem ama Şerkan'ı da bozdu. Şimdi kurt ölülü kurttu yani hareketsiz olduğu için çok normal bence. Mesela ben sizden sonra ben aldım teste götürdüm. Ben de yani dalmasaydı da çok önemli değil. Benim için önemli olan yanına kadar gidebilmesi. Abi zaten bu testte mesela. Yani çok mantıklı değil açıkçası söyleyeyim. Yani gerçekten kurtçuluğunu kanıtlamış köpekler bile bazıları dalmayabiliyor. Yani evet. Şimdi o adamlar diyor ki tamam kurda dalmadı o kurtçu değil öyle ama şey oysa değil. Videoları var yani kurdu boğarken hayvanın videosu var yani. Ya işte ben de mesela video çekerken çekmeye başladığım zamanlarda hani burada daha götürmeden söyledim. Yani çok mantıklı değil çünkü karşısındaki kurt hareketsiz. Önemli olan hareketliyken kaçarken ne yapacağını. Ya bir yani. De Volkan abi insanoğlunu tatmin etmek çok zor yani kurda dalsa ayrı bir sıkıntı dalmıyor ayrı bir sıkıntı yani insanlar eleştirmeyi çok seviyor biliyor ya musun? Ya tabii ki eleştiri olacak ama yani keşke imkanımız olsa böyle canlı bir kurt denk gelse o zaman sürüdeyken önemli olan onu yapmak. Yani hayvanlarımızı korusun, kurtu sürüye bırakmasın. Bunun biraz adamcılığı vardı herhalde. Abi bu 5-6 kişi ısırmış. Bu kağıtlı. Ama bu köpek anı. Yani ısırması da nasıl vurmuşlar köpeğe. Vurduğu insanları unutmuyor biliyor musun? Boyu postu da çok fiziği dört dörtlük abi. Bu da aynı. Biliyorum sizin çekimlerinizde mi öyle görünüyor? Bak videoda bu da çok küçük görünüyor. Ama bu köpek yani 81-82 santim civarı bir köpek. Yani bayağı boylu postu. Abi de çok
Bayağı da sallı. Hem uzun sarmalı yani ona sarmalı. Rağmen bir de çok atletik yani. Zeyna dişiyle de ikisi böyle sanki yıllarca mesela bunları ayrı yerlerden getirdik. Köpek de Sivas'tan gelmez. Sivas'tan Çayırlı'ya geliyor. Çayırlı'dan da biz sahiplendik abi. Orada yani bu köpeği verme nedenleri de orada komşularını ısırmıştı. O da niye? Köpekler boğuşunca gidip köpeğe vurmuşlar. Köpek de kolay kolay unutmaz. Unutmamış zaten. 5-6 kişi orada ısırıyor. Hatta yani kendi sahibini bile ısırıyor. Abi bu daha 3 yaşında. Bu genç sadece çok yıpratmışlar bu köpeği abi. Ya sürü köpekleri genelde yani, sürüde falan çok aktif oldukları zaman ister istemez bağlı köpekle bir olmaz ama önemli olan sürüdeki görevini iyi yapabilmesi. Bir de çok mesela ciddi. Bu mesela videosundaki yapıları gibi gördüm bak yok diyor tutuyor bırakıyor. Çünkü tecrübeli daha önce kurt olmuş biliyordur yani ona rağmen tutup bırakması da yani emin olmak için de. Yani, tabii ki canlı olsa çok daha farklı şeyler olur ama. Bunun da kangallık oranı var zaten abi. Ben sana bir şey diyeyim mi yani çok yüksek bilmiyorum soyunu sopunu ama. Sivas'tan yani bize aslında söylemeleri. Değil, falan çok iyi. Kafa yapsın özellikle. Sivas'tan gelme zaten abi bu köpek ama tam olarak nereden geldiğini öğrenemedim işin gerçeği. Yani söylemeler Sivas'tan geliyor. Sivas'tan da Çayırlı'ya oraya geçiyor. Oradan da bize geçti abi. Yani ilk aldığımda zaten dediler ki sen bununla baş edemezsin. Sahipler de beni aradı dedi bu köpek yani çok aşırı bir adamcı. Biz de daha bir şeyini göremedik abi. Yani hiç ben adamcılığını görmedim. Halde çok bir tepki vermedi. Yani hayvana biraz da Volkan abi, için insanların yaklaşımı da, mesela bak geldik, hayvan orada yatıyor, hayatta gelmez, aç olsun, bir hafta aç bırakayım, hayatta gelmez, ancak ben giderim orada severim, gönlünü aldıktan sonra geliyor, yoksa hayatta çok ciddi. Yani öyle hiç sululuğu, şakayı, şey sevmiyor abi. Allah fiziğinde de hiçbir sorun yok, kafa yapısında da hiçbir sorun yok, emin ol. Gel bir köpek, yani kangal bir köpek. Çok ufak tepek. Hataları var abi. Var, hataları yok hataları değil. Var ama emin ol ki birçok kangal diyen köpeklerden daha kangal yani. Ya zaten Volkan abi bana en çok da ne lazım? Çok köpeğin çok iş görmesi çok abi, önemli biliyor musun ya, abi? Sürüde hayvan sürüyü hiçbir gün bırakmıyor. Mesela şimdi hayvanlarımız içeride hayvan sürüyü hiç bırakmıyor abi. Bir, ikincisi bir de kurtçuluğu da var hayvanın. Bir de bakışları çok sert. Hayvan yani zaten çok böyle şey abi. Çok ciddi. Ben bile bazen abi yanına gidiyorum böyle bana ters bakıyor. Gidiyorum seviyorum ondan sonra hayvan şey yapıyor hayvan hiç de sevilmemiş. Şimdi mesela benim babam geldi abi. Bakımla çok hayatta alakası var biliyor musun? Hayvana yani sevgiyi vermek, onu şımartmak çok ayrı. Ama bazıları da işte sürekli vuruyor veya dövüştüğü zaman sürekli hayvan da hiç ona vurmuyor biliyor musun abi? Unutmaz, köpek unutmaz yani. Maşallah. Çok güzel şeker. Yani videolarda çok görünüyor ama gerçekten. Diğerlerini de çağırayım istersen Zeyna ile. Kapıyın aga. Bir tane güzel dişi var onlara da bakalım. Maşallah. Kalan bir dişi. Gebe değil mi bu? Bu gebe abi. Bunun son günleri doğumunu. Bunu neyle işlemiştin? Abi bunu Umut Taşdelen'den getirdiğimiz köpekle işledim. O da bir arkadaşım da şimdi. Evet o hatta aynen kurt videosunda var o da kurta dalmıştı zaten o daha önce de videoları falan vardı kurta. Güzel yakışıklı bir köpek. Aynen o da zaten ikisi birbirine uyumlu diye eşledik. Onlar da çok uyumlu olmuş yani kara hırsız güzel yavrular olmuş. O da teker kuyruk sarıyor daha yani. Doğumuna çok az var bunlar da bayağı. Abi valla bizim hesabımıza göre 4 günü kalmasın o da. Birkaç gün tabii ki fark edebilir ama gebe olduğu için bayağı da kilo almış ama zaten hayvan kalın da yani kemikli bir adam belli bir şey açısından. Güzel bir Anadolu sabah köpek. İkisinden efsane yavru şu düşeceğine eminim yani. Evet. İkisinden çok güzel yavru düşer abi. Bu da dişiydi herhalde. Abi bu da dişi. Genç bir dişi herhalde bu da. Bu ilk. Daha ilk doğum olacak. Bunu da Şerkan'la işledik. Hatta bunun soyunun bendeki Ateş'le bir bağlantısı vardı değil mi? Aynen. Sanırım? Aynen abi. Ateş'in kardeşinin kızı bu. Bendeki Ateş'in kardeşinin kızı. Aynen. Kardeşi bizim arkadaş da. Onun kızı. Bu da gençliğe yakalandı. Biraz yani ondan biraz ufak kaldı. İlk eşleşmesi Şerkan'la işledik. Şerkan'la mı işledik? Hı, Şerkan'la işledik. Bakalım nasıl yavaş gelir. Ateşin soyundansa emin ol, boş çıkmaz yavruları. Biliyorsun bendeki Ateş yabana, kurda, her şeye. Çok güzel abi, dedim ben biliyorum senin köpeğini. Kardeşleri de aynısı. O çocuktaki kardeşleri de aynısı, onlar da yani. Nasip olmadı gidip görmek. Onun da bir yanına gideceğim. Yani şimdi ben açıkçası tam bilmiyorum kardeşlerimi diye. Çünkü
Ben başka yerden almıştım. Benim aldığım kişi oradan almış galiba. Yani emin olmadığım için bilmiyorum ama bir gideceğim. Bunları da bir canlı görmek istiyorum. Yani özellikle ateşin kardeşleri ise merak ediyorum açıkçası. Duyduğuma göre onlar da yabana falan çok iyiymiş. Çok da sert köpekler. Bize? Gözlere bakar mısın? Maşallah kardeş, emeğine sağlık. Sağ ol. Emeğini boşa çıkarmasın. Arkadaşlar dediğim gibi Ümit'in ve Aziz kardeşimiz de burada. Onun da linkini bırakacağım. İçinde YouTube kanalı var. Erzincanlılar. Sevdiğimiz değerli dostlarımız. Bugün köpeklerini de takip etmek için linkinde videolarını izleyebilirsiniz. Kanalına abone olup destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kardeşim. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Ayaklarına sağlık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz geldiğin için abi.